Şimdi sarımsaklara geldim. Çorbamız olurken ben size yine güzel tariflerimiz var onlardan. Zeytinyağı koyacağım. Zeytinyağı koyalım. Azıcık azıcık. 2-3 yemek kaşığı göz kararı koy. Kabağı koyayım mı içine? Koyalım. Ben sana dur derim. Tamam, çok az koydum. Vallahi az koydum. Koydun mu? Tamam. Çok az koydum. Al, domatesler de hazır. Evet. Domatesleri de koyalım. Pekala. Sarımsaklar da benden geliyor. Tamam. Buyurun sarımsak. Bir tane daha geliyor. Tamam. Su lazım. Su hemen 4-5 bardak. Oldukça da kolay olacak galiba, kolay, değil mi bu çorba? Akşam evde yapalım hanımlar ya, valla. Evet, yapın bakalım, bana da sonra haber verin. Kaç günlük yapabiliyoruz bunu Dilara'cığım? Bunu eğer bütün tencereyi içeceksen, ki içilmiyor genelde. O bir tencere bana 2 gün yetiyor. 2 günlük yapabiliriz ama evet. Sen dedin ki ne kadar süre devam etmemiz gerekiyor? Kaç akşam bunu yememiz haftada gerekiyor? Haftada 3 akşam. Şimdi haftada böyle 3 akşam. Kilo verirsin de. En azından 2 gün yapacağız. Son 2-3 kilo gitmez ya. O bir kalır mı? O bir kalır, o bir inatçıdır, seni delirtir. Hmm. Ya 10 kilo verdim, şu son 2 kilo gitmiyor vardır. İşte bu son... Bırak kalsın ya, of. O da bir seçim. Yani değil mi, onu da kafaya takıp şey sinir bozucu. Hayatı kabus etme değil mi? Evet, 2 kilo ne var ki? Ya bir şey diyeyim mi, bak ne güzel genelde söyledi. Genelde de şey diyor göbek bölgesinde kalmış, kaldı. Şurada evet, şu kaldı, burada bu kaldı. Şöyle bir şey kalıyor ya orada. Neden orada kalıyor? Neden en son orası gidiyor? Çünkü herkesin bir genetik şifresi var. Hmm. Mesela sen... Sen zaten çok sinir bozulmuşsun. Bana bakma, ben buzdolabı sen gibiyim. Baksana, evet, dümdüz. İncecik. Bana bak, ben de aynı. Ben mesela hafif bende bir armutluk var. Almadım evet, hiç kilo güzel. Ama kilo alırsam hafif ben armuta doğru giderim. Ama Sahrap, güzel armutsun. Sahrap'ta biraz elmalık elma var. Var. Ben elmalık elmayım. Portakal gibi. Hiç değilsin sen. Aa, yo, hala şeyini koruyorsun. Kıvraklığım var yani. Tam çok böyle... Tam öylesin sen vallahi. Şimdi gel gitme gel. Sahrap kilo verirse büyük elma küçük elma olur. Ben kilo alırsam armut büyür, büyük armut küçük armut olur. Anladım. İşte kilo verirken de en son ya armudun gider ya elman gider. He. İlk önce yanlış kilo veriyorsan yüzün gider. O zaman hatalı yapıyorsun. Demek ki yüzü yağdan çökerse gitmiyor. Hmm. Yüzü çökerse hatalı yapıyor. Evet. Baktım bana şimdi diyeceksin sen ki senden ne elma olur ne armut. Benden hiçbir şey olmaz. Süpersin. Ben nereme alıyorum biliyor musun? Sen... Kilo alırsam. Nereye hadi alıyorum? 1-2 kilo. Çok merak ediyorum. Çok dalga geçme çok... bak. Allah aşkına. Ay sırtın ağrıyor ya. Aa. Şuramda böyle bir şey, böyle bir yağ, saçma böyle bir yağlanma oldu. Ha. Çok sağ. Yani bak, anlıyor muyum anlamıyorum tabii ben de hiç, yok. Ben hiç de biz de anlamıyoruz o yüzden i̇şte, kıskanıyoruz zaten, yani. Olmuyor. Dünya güzeli. Ama dünya sağlığımız güzeli. Olsun. Türkiye güzellik kreçesi olmuş daha ne birisi olsun. Yani. Daha ne olsun yani. Kızım benim. Suyumu koyalım şuna. Suyumuzu koyalım. Şunu söyleyecektim bak herkes. Hemen içini bir kere daha tekrarlayalım hızlıca. Evet, 2 kabak, 2 soğan, 2 domates, 2 yemek kaşığı bulgur. Birer demet nane, maydanoz, dereotu koyduk. Of of. Bunları 2-3 yemek kaşığı zeytinyağıyla. Baharatlarımızı koyacağız şimdi. Tuz koyacağız bir miktar. Çok koymaya gerek yok. Karabiber koyacağım. Hmm. Karabiberin içinde bizi hapşurtan bir madde var. İsmi piperin. Piperin. Koştu aman mu? Aman git. Metabolizmayı hızlandırır. Ondan sonra kimyon da koyuyorum. Hapşuracağız. Suyu da biraz daha ekliyorum. Kapağını kapatacağız. Kapağını bu kapatıyorum. Artık pişecek. Kimyon da midemizin hassasiyetine göre çoğaltabiliriz, azaltabiliriz kimyonu. Biraz daha su senden rica edeceğim. Birazcık daha su koyalım. Evet. Tamam. Şunu söyleyeceğim bak. Herkes ince olmak zorunda değil. Tabii herkesin de bir beden tipi var. Evet. 2-3 kilo fazlanız olabilir ama sağlıklıysanız, mutluysanız ya, lütfen hayatı kendinize zindan etmeyin. Hı. Şöyle de bir şey söyleyeceğim. Böyle obezlikten bahsetmiyorum. Çok zayıf olan insanlara göre hafif 2-3 kilo fazlası olanlar daha uzun yaşıyorlar ve daha mutlular. Buyurun. Buyurun. Beğendiniz evet mi yaptığınızı? Sevdiniz mi? zayıf da zayıf. Evet, çok bak, da zayıf çok olmak evet o kadar. İyi bir şey değil ama ben böyle yaratılmışım yani bu benim seçimim değil. İyi hayatım senin boyun uzun. Bir de boyumuzun gitmiyor zaten yani. Yani yediğini yetmiyor. Yakıyorsun, yediğini evet yakıyorsun. Türk kadının ortalamasına baktığında evet genelde biz ben elma, armut yediğimizde biraz kilo yani oluyoruz. Ben ortalama benim sen yani. Lokumsun. Çok evet, sen böreğimi yapıyorum. Sen tamam lokumsun canım. Peki şimdi bu arada çorba olurken şu zencefili fazla kullanma durumuna gelebilir miyiz? Çok fazla duyduğumuz için besin değerinin çok yüksek olduğunu, faydalarını evet hep sürekli konuşuyoruz ama... Her şeyde olduğu gibi bunun da faydasının fazlasının zararı olduğunu doğru söylüyorsun. Doğru. Nedir bu? Söylüyorum. Zencefili kış aylarında özellikle bağışıklık sistemimizi güçlendirsin diye çok kullanıyoruz. Evet.